Efendim gelelim şimdi dinleyicimizin o cari dikkat. Ben 13 yaşındayken dedi dayım vefat etti dedi. Yani şimdi o zaman ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum da iskatını yaptırmak istiyorum. Bir kimsenin kalbine ehl-i sünnet, yani ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyup veyahut onlara muhabbet hasıl olunca o itikat girince hem kendini hem yakın çevresini düşünmeye başlar. Başkalarını da düşünür yani. Ehl-i sünnet itikadında olan düşünür bunu. Yapmışlardır ya falan böyle demez. Ya şartlarına uygun yapmadılarsa, uygun değilse falan diye onu düşünür ve gayret eder. Onun için de yani dinleyicimizin kalbinde bu itikat olduğu için bu gayretin içine girmiş. Yani dayısını da iskatını yaptırmak istiyor. Gelelim efendim dinleyicimiz dedi ki... özür dilerim, çok zaman geçmiş üzerinden 13 yaşındayken diyor. Yani diyelim ki 50 yıl geçti birisinin vefatının üzerinden. Yapılır mı gene iskat? Yapılır, tabii yapılır. Onun herhangi mahsuru yok, yapılır. Diyelim ki, biraz daha zorlayayım. Dedesinin iskatını, torunu dedesini hiç görmediyken, görmemiş olsa bile yaptırabilir mi? Ben baba dedemi görmedim. Mesela? Onun babasını da görmedim. Yani babamın dedesini de görmedim. Anne dedemi gördüm. Ama oturdum hepsinin iskatını yaptım. Dedemin de, dedemin babasının da iskatlarını yaptım. Şimdi dedemin babasının iskatı için bir tereddüdüm yok. Çünkü baba dedem alim ve evliya bir zatmış. Dolayısıyla onu şartlarına uygun mutlaka yapmıştır. Fakat dedemin iskatı konusunda babama suizan etmiyorum. Ama babam 16 yaşındaymış babasını kaybettiğinde. Dolayısıyla bu meseleleri bilemiyor. Neneme soruyorum. Olmuştur oğlum, altın üstünü verdiler diyordu. Alt üst diyorlardı yani, onlar. Yani. Anadolu'da öyle yaygındır falan. Bilemezler, edemezler. Yapmışlardır ama şartlarına uygun mu değil mi? Değil. Dolayısıyla dedemin, ondan sonra babamın babaannesinin, benim nenem oluyor, bir üst nenem. Kendi babaannemin, anneannemin, ondan sonra halalarımın, teyzemin, vefat edenlerin hepsinin iskatını yaptım. Hepsinin iskatını. Bir zarar olur mu? Yok, şimdi ben ileriye geçtim, sen geride kaldın da. Yavaş yavaş ilerliyorsun. Olmazmış değil mi? Olmaz. Güncelle kendini biraz ya. Yok, ben onu yapamıyorum. Yapamıyorum. Dolayısıyla onu yapmakta mahsus söz konusu ya, değil. Uzun yıllar sonra, da yapılabiliyor. Yapmadım. Hatta bir şey var. Mesela akika. Çocuk nimeti için. Peki bir kimse annesi babası bilmiyordu falan. Kendisi için bile akika kesebilir. Veyahut da kesmek nafiledir. Bedelini aynı şekilde ne kadar? 700 lira veyahut da 800 lira bu kadar kitap alıp kendi akikam diye dağıtsa bunları. Bir, cihat sevabı olur. Emir maruf sevabı kazanır. İki, o akika içinde aynı şekilde o nimete kavuşmuş olur. O şeye de kavuşmuş olur. Olur mu? Olur. Hatta bazen mesela dinleyicilerimizden bu şekilde böyle bazen oluyor. Kendi akikam için diyor falan. Biz de diyoruz kimse umumi vekalet verin. Umumi vekalet verin. Hani bunu emir marufta kullanalım. Ama sen o niyetle ver. Akika niyetiyle ver. O zaman farz sevabı hasıl olur. Öyle dinleyicilerimiz de aynı şekilde şey yapıyordu. Hasreten meseleyi kavrayanlar diyordu ki bunu böyle yapın. Hani yok öyle değil aynı şekilde dersin. O ne, vekil kendisine ne kadar vekalet verdiyse o kadar. O kadar yapar. Başka türlü yapamaz. Yok canım. Asil ne derse onu yapar. Yok canım, sen aynı şekilde ben öyle yapıyorum. Olur mu öyle şey ya? O haddini aşmak demektir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak gönderiyor. Onun vasıtası dinini bildiriyor. Peygamber Efendimiz bile yani Allah-u Teala'nın gönderdiğini naklediyor. Diyor ki ya Resulallah şu konuda bir şey, Rabbim bir şey bildirmedi buyuruyor. Allah-u Teala'nın Habibi, levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk, seni yaratmasaydım bu kâinatı yaratmazdım buyurulan zat diyor ki ben bir şey diyemem. Sen nasıl dersin Allah-u Teala'nın dini hakkında? Bu ne terbiyesizliktir, bu ne densizliktir? Allah-u Teala muhafaza buyursun ha. Allah'tan muhafaza buyursun. Yani insanı felakete götürür. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'ün o sözü hatırıma geliyor da korkuyorum. Buyuruyor ki dine yaptığın hizmete de güvenme. Çünkü Allah Teala bunu facirlere de yaptırır. İbadetlerine hiç güvenme. En canlı misali iblis. 200 bin senelik ibadeti var. Bak 200 sene değil Mustafa Bey. 200 bin senelik ibadeti var. Ne oldu? Hepsi gitti. Çünkü Allah-u Teala'nın 200 bin sene değil, 2 milyar sene de olsa, 5 milyar sene de olsa ihtiyacı yok.
Ya Cebrail Aleyhisselam işte iki rekat namaz kılıyor, bilmem kaç bin senede tamamlıyor. Evet, onlarda nefsi yok, kibir uçup olmaz ama mahluktur netice itibariyle, gönlüne geliyor. Acaba diyor Rabbime bu şekilde böyle bir ibadetten namaz kılan oldu mu diye. Allah-u Teala da buyuruyor ki Habibimin ümmeti gelecek. Ahir zaman peygamber olarak. Onların bir sürü dünya düşünceleri içerisinde kıldığı iki rekat namaz senin bu senelerce binlerce senede tamamladığın namazdan benim ümmetim daha kıymetli. Hayret ediyor ve sebebini, hikmetini soruyor. Hikmeti nedir ya Rabbi diye. Senin önünde hiçbir mani yok ki. Hatta zevk alıyorsun sen. Ama onlar nefisleri var. Zevk almak şöyle dursun. Nefsleri namaz kıldırtmayacak. Bir sürü engel var. O engelleri aşarak namaz kıldıkları için o benim ilme daha kıymetli buyuruyor. Onlar biz mi oluyoruz? Tamam, bu kadar müjde olsun. Evet, ahir zaman bu kadarcık da olsun yani. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a sonu şükürler olsun.